İyisiyle kötüsüyle artık 2021'in sonuna geliyoruz. Yılı bitirirken Xbox bu sene neler yapmış neler etmiş hepsini derleyen bir video yapmak istedim. Haydi gelin bakalım. 2020'nin Kasım ayında Next Gen konsollarımız olan Series S ve Series X piyasaya çıktı. Pandemiden kaynaklı konsollarla beraber çıkması gereken Halo Infinite yetişmedi ve yaklaşık 1 yıl ertelenmiş oldu. 2021'in ilk çeyreği fena geçmiş sayılmaz. İlk çeyrekte Microsoft Xbox için kesin ağzını fazlasıyla açtı. İlk etapta konsollar için mevcut olan Game Pass sistemine EA Play entegre etti. Tabi bu Game Pass için yaptığı yeniliklerden sadece başıydı. Game Pass'i özellikle ilk 6 ay feci şekilde oyun bombardımına tuttu. Bazı bağımsız oyunlara çok yer vermesi sebebiyle indie FPS olarak alay konusu olsa da ileride bunları unutturacak bir hamle gerçekleştirildi ki az çok tahmin ettiğinizi düşünebiliyorum. EA Play şokundan sonra oyun çıkmama durumunu taraf etmek için FPS Boost özelliğini duyurdu. Bu özellik geriye dönük uyumluluk özelliği sayesinde çalışan oyunların konsolların yeterliliği 60 FPS olsa dahi oyunların 30 FPS kilitlerinin açılmasına yardımcı oldu. Bu FPS Boost içeren oyunların sayısı gün geçtikçe arttı. Şunu eklemek isterim. Bu boostları oyun firmaları yapıyor. Xbox'ın kendisi değil. Microsoft yeni nesilde iddialı olduğunu başardı göstermişti lakin gün geçtikçe bu iş çok daha ciddiye bindi ve Discord'u satın almak istedi manyaklar. Aynen öyle. Yanlış hatırlamıyorsam 2 milyar dolar gibi bir ücret teklif edilmişti. Discord da bu teklifi reddetti. Discord tarafından bu işin çok fazla artısı olduğunu söylemek kesinlikle mümkün. Birincisi şirketin ne kadar değerli olduğu anlaşıldı. İkincisi gerçekten Discord gibi işlevsel müthiş bir uygulama yok bunu kullanabilirler. Bu olaylar olurken bir yandan Xbox Zenimax şirketini satın aldı. Zenimax kim derseniz altında Bethesda'nın da olduğu büyük oyun şirketler grubu. Bununla beraber insanlar artık yok canım daha neler diye bir tepki verdi. Bu satın alımdan sonra herkesin merakla beklediği E3 sunumu oldu ki bence E3'ün en iyi sunumlarından biriydi. Gerçekten müthişti. Forza Horizon 5, Starfield, Halo Infinite, Stalker 2 gibi birçok oyunun duyumu yapıldı. Outer Worlds de buna dahil. İşin güzel tarafı da tüm bu oyunların hepsi ilk gün Game çıkacak. Ya da çıktı. E3 sunumundan hemen önce AMD diğer rakip olacak Faydalı Defix teknolojisini duyurdu. Şu an için daha çok başında olan Faydalı Defix gibi harbi sağlam bir hale geldiği zaman Xbox tarafında çok güzel optimizeler yaşanacak. Neden mi? Xbox'ların içinde RDNA mimarisi içeren AMD GPU'lar bulunuyor. Xbox'ın sözcüsü de bu olaylardan sonra Fidelity Fix'in konsolları geldiğini zaten duyurdu. Geri kalan iş gene geliştiricilere düşüyor. Bunlardan sonra öyle acayip iyi diyebileceğimiz bir gelişme olmadı. Game Pass sistemin hala sürekli olarak oyun eklenmeye devam etti. En önemlisi Game Pass fiyatı kurun inanılmaz yükselmesine rağmen sabit kaldı. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Microsoft Store'un yerel fiyatlandırması gayet güzel. Hani kuro çok yükseldi ki artık bilgisayarla zaten konsollar aynı oldu. Ama ona hemen hani aradaki farktan dolayı konsol daha da ama onu yapmadılar. Bazı yine oyun yapımcıları yaptı ama bazıları yapmadı. O açıdan da bilmiyorum Microsoft ne kadar bir etkisi oldu ama bunu da eklemek istedim. Kısaca Xbox Series S ve genel olarak Xbox için 2021 böyle bir yıldı. Bakalım 2022 nasıl geçecek. Saygılar, sevgiler.